Öncelikle herkese merhabalar. Webinar serimizin üçüncüsüne hoş geldiniz. Bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile RPA yolculuğunu konuşuyor olacağız Birnur Hanımlarla. Ben sırayla bir katılımcılarımızı tanıtmak isterim. Önce kendimden başlayayım. İsmim Göksan Kadayıfçı. Linktera'da satış müdürü olarak görev yapıyorum. Bugün UiPath tarafından konuğumuz Volkan Kılıç, satış direktörü. Ekibimizin RPA direktörü Onur Kardeş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin proje yöneticisi Birnur Dağlı, Birnur Hanım bizlerle. Sırayla ben ilk önce konuyu Volkan'a vermek istiyorum. Biraz RPA'dan ve UiPath tarafından bahsediyor olacak. Arkasından da sırayla Onur ve Birnur Hanım olarak devam edeceğiz. Evet Volkan, söz sende. İstersen yavaşça başlayalım. Merhabalar, Volkan Kılıç ben. Öncelikle katılımınız ve bu güzel organizasyon içinde İBB ve Linktera'ya teşekkür ederim. Ben çok kısa bir sunum olacak. Bir 5 dakikada konuyu toparlamaya çalışacağım aslında. Zannediyorum ekranım görünüyor. Evet, görünüyor. Tamamdır. Ben size bir 5-10 dakika içerisinde hem kısaca bir RPA'nın üzerinden tekrar gideceğim ama birkaç tane de araştırma göstermek istiyorum. Bu 2018'de Gartner'ın yapmış olduğu bir araştırma ve RPA'nin Amerika'daki top 2000 firmada 2018'de nerede olduğunu ve 2020'de nereye evrileceğini gösterdiği bir araştırma. Burada 2018'de Gartner bu 2000 firma arasında, top 2000 firma arasında RPA'nin kullanımını %19 olarak belirlemişti. Ve 2020'de de bu oranın %73'e çıkacağı tahmin ediliyordu. Peki 2020 geçti, ne oldu dersek, yani yeni bir araştırma yapılmadı ama bizdeki verilere göre bu %73'ler çok daha yukarı bir noktaya geldi. Bu şu anlamda da önemli. Birçok teknoloji konuşuyoruz, birçok gelişme konuşuyoruz, gelişmeden bahsediliyor. Ama hiçbiri RPA kadar hızlı bir penetrasyona sahip değil. Çünkü çok önemli ve çok hızlı bir etkisi olduğu için firmalar tarafından fazlasıyla sahiplenildi. Baktığımızda hala yeni bir teknoloji olarak geçiyor. Ama gerçekten de bir taraftan da yıkıcı bir teknoloji olmasının da karşılığını bulmuş durumda. Peki Türkiye'de ne oldu derseniz, Türkiye'de de hani tarih yine biraz böyle tesadüfi oldu ama biz de Türkiye'deki ofisimizi, yani UiPath Türkiye ofisini 2018 yılında açtık. 2018 Ekim'de biz başladığımızda 2-3 tane firma vardı. UiPath'ı kullanan, RPA'yı bilen. Bunlar da hani böyle 1-2 tane robotla başlamış, yurt dışından duymuş. İşte çeşitli çalışmalarına devam ediyordu. Bugün geldiğimiz noktada ise bu 2,5 yıllık dönem içerisinde 200'ün üzerinde firmayla çalışma şansına sahibiz. Bu referans görselimiz iki anlamda önemli. Bir, hani bu 2 yıldaki büyümeyi ve kabul görmeyi anlatıyor. Bir taraftan da gördüğünüz gibi İş Bankası, Yapı Kredi, TSKB'de veya Denizbank'ta bankalar gibi müşterimiz. Tabii ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi gibi veya Hazine Maliye Bakanlığı, KGF, DMO gibi kamu müşterilerimiz de var. Ama diğer taraftan Coca-Cola'da müşteri, THY'de müşteri, Pegasus'ta müşteri. Burayı daha fazla uzatmayayım. Yani bu şu anlama geliyor. Aslında baktığınızda RPA, yani Robotik Süreç Otomasyonu, gerçekten de sektör seçmeyen, yani her sektöre uygun olan ve her sektörün içindeki her bölüme de uygun olan bir teknoloji. Bu anlamda da bu hızlı büyümeyi böyle bir teknoloji olması da destekliyor. Şimdi çok kısaca RPA'den bahsedeceğim. Yani bu robot diyoruz tabii. Ama aslında eli kolu olan bir endüstriyel robottan bahsetmiyoruz. Bir yazılımdan bahsediyoruz. Ama yine de buna başına robot konuluyor. Bunun da temeldeki nedeni aslında tanımıyla alakalı. Aslında bu yazılımın asıl amacı bizlerin bilgisayarlarında yaptığı, ekranımızda gördüğümüz, mouse'umuzda, klavyemizde yaptığımız işleri, hareketleri taklit ediyor. Bu taklit etme yeteneğinden dolayı da buna robot deniyor. Peki ne yapabilir dediğimizde, yani sizler, bizler neler yapabiliyorsak tabii ki robotlar da bu yazılımda aynısını yapabiliyor. Yani uygulamalar arasında dolaşabilir. Bir yerden aldığı veriyi başka bir yere girebilir. Web sitesine de girip bir kayıtla ilgili bir işlem yapabilir. Mail okur, mail alır, mail yollar gibi her şeyi yapabilir. Ama tabii ki burada bu RPA'ya baktığımızda hangi süreçler uygundur dediğimizde biraz da konuyu daraltmamız gerekiyor. Temelinde kural bazlı olması gerekiyor. Yani robotları akıllı, işte siz bir şey söylüyorsunuz, o da kendi kararlarını veriyor gibi düşünmemek lazım. Çeşitli yapay zeka veya makine öğrenmesi algoritmalarıyla entegre edebiliriz. Ama temelde, temel RPA diye baktığımızda kural bazlı işleri insanlardan çok daha hızlı, hatasız olarak yapan bir yazılımdan bahsediyoruz. Bu da hangi işler oluyor? Sevmediğimiz, operasyonel olarak zamanımızı alan, çok sıklıkla yapmak durumunda olduğumuz ama bize bir katma değer sağlamayan işler. Bunları aldığı için de farklı bir aslında önemi var. Hem bizi daha katma değerli işler yapmamız için bir alan yaratıyor, hem de insani yeteneklerimizi kullanmamızı sağlıyor. Temelde bu teknolojinin birinci önceliği hız ve artan üretkenlik. Yani demin bahsettiğim gibi bir insana göre çok daha hızlı yapıyor. Bu bazen 10 kat, 20 kat olabiliyor, bazen 100 kat olabiliyor, bazen 2 kat, sistemlere de göre bağlı. Ama 7-24 çalışıyor ve tabii ki çok daha hızlı bir şekilde süreci yapıyor. Diğer bir önemli noktası ise bu yaptığı işleri hatasız ve riskleri azaltan bir şekilde yapması. Çünkü yani bir Excel'den bir datayı başka bir yere alırken işte 100 varsa onu 105 olarak alma şansı yok. Neyse onu alarak işlemini, sürecini tamamlıyor. Tabii hız artınca hatalarımızın veya vatandaşlarımızın, hani bir kamu kuruluşuysa, memnuniyeti artıyor. Diğer taraftan da demin bahsettiğim insanlar özüne döndüğünde, yani daha katma değerli, daha insani yeteneklerini kullandığı işleri yapmaya başladığında da çalışanların, kurumlardaki çalışanların da bağlılığının ciddi oranda arttığını görmekteyiz. Hatta yani tabii ki hep bir soru işaretiyle karşılaşıyoruz kurumlarda. Yani işte robotlar işimize elimizden mi alacak diye. Bunun bir şeyi tam olarak yok. Yani şöyle ki, yani buradaki amaç robotlarla insanların yanına bir yardımcı koyabilmek. O operasyonel işleri, o yükleri alabilmek. Ha, bazen tüm operasyonu alma durumu da var ama amaç o operasyonu yapan insanların yine daha değerli işleri yapmasını sağlayabilmek. Bir de ben size bir araştırmadan bahsetmek istiyorum. Yeni bir yayından bahsetmek istiyorum. Hani bu hızdan bahsettik. Devir çok hızlı değişiyor. Teknoloji çok hızlı değişiyor. Bu da World Economic Forum'un çok kısa bir zaman önce, zannediyorum Aralık ayında çıkardığı, bu pandemi döneminde değişen iş yaşamına yönelik yaptığı bir anket, araştırma sonucunda çıkan bazı önemli noktaları aldık burada da. 2025'e adresliyor. 2025'e baktığımızda iş dünyasında çalışan insan ve robot sayısı eşit olacak. Yani bu gerçekten çok önemli bir veri. Gitgide zaten artıyor ama eksponansiyel olarak da artmasını yine tüm araştırmalar bekliyor. İş gücünün %50'si evden çalışacak. Yani bu da şu demek oluyor. Zaten birçok kişi şu anda kendi kurumlarında da görüyordur. Evet, pandemi dolayısıyla zaten çoğumuz evden çalışıyoruz. Ama bu pandemi bittiğinde de süreç eskisi gibi olmayacak. Artık hani birçok kurumsal, Türkiye'de kurumsal firmalardan da duyuyoruz. İşte 5 tane lokasyonun 3 tanesini kapatmış, oradaki sözleşmeleri iptal etmiş. Ya bu hep geleceğe yönelik hazırlıklar. Artık mesela masalar kişisel masalar olmamaya başlıyor. Randevu usulü şirketlere gitmek gibi, işte haftanın belirli günleri şirketlere gidebilmek gibi durumlar söz konusu. Bu pandemiden bağımsız olarak pandemiden sonraki dönemi atlıyor. Evet, bu teknoloji, yani sadece RP değil, bu tip teknolojiler nedeniyle 85 milyon iş ortadan kalkacak diyor yayın. Bu 26 ülke arasında Türkiye'de dahil. Ama diğer taraftan 97 milyon yeni iş ortaya çıkacak. Belki bu 97 milyonun çok daha üzerinde olacak. Çünkü her teknoloji yanında yeni fırsatları da fazlasıyla getiriyor. Yani bundan 20 yıl önce, 20 ya da 25 yıl önce bilgisayar kullanımı çok azdı. İnternet hani 25 yıl önce baktığınızda yeni gelmişti. Bugün internetin gelmesiyle, her eve bilgisayarın gelmesiyle, iş yerlerinde bilgisayarların kullanılmasıyla veya internetin kullanılmasıyla birçok belki yapılan iş değişti, ortadan kalktı. Ama takdir edersiniz ki çok daha fazlasını, çok daha farklı iş kollarını ortaya çıkardı. Bu anlamda da tabii ki hem bizlere hem de kurumlara önemli bir iş düşüyor bu değişim sürecinde. Yeni beceriler kazanmamız lazım. Bu sadece bizim için değil, çocuklarımız için de böyle. Yani bugün ilkokul çağında, ortaokul çağında okuyan çocuklarımız varsa muhtemelen onlar üniversite sonrası iş yaşamına başladığı zaman şu anda hali hazırda olan birçok iş ortadan kalkmış olacak. Ona göre kendimizi de çocuklarımızı da tabii ki hazırlamamız gerekiyor. Bunlar için belki erken diyebiliriz ama yine de bunları hazırlamak gerçekten de hepimize düşen önemli bir görev diyerek ben böyle sunumumu bitiriyorum ve Linktera'ya sözü veriyorum. Çok teşekkürler Volkan. Gayet güzel bir sunumdu. Özellikle RPA'yı hiç bilmeyenlere tekrar bir hatırlatmış oldun. Veriler de çok iyiydi. Bana sorarsan 2025'te robot ve insan sayısının eşit olacağı bilgisi çok enteresan ve önemli bir bilgi. Şimdi tekrar bir dinleyicilerimize de hatırlatmak isterim. Aşağıdaki sorularınız olsa chat bölümünden ve soru cevap bölümünden sorularınızı sorabilirsiniz. Birnur Hanım'dan sonra hani toplu olarak soruları soruyor olacağım ben katılımcılarımıza, panelistlerimize. Arkasından da cevapları veriyor olacağız. Tabii gösterdiğin referanslardan önemli bir kısmını da Linktera gerçekleştiriyor oldu Volkan. Burada da artık topu Onur'a vermek istiyorum. O biraz anlatsın neler yaptık şu ana kadar. Linktera ekibi neler gerçekleştirdi. Biraz da seni dinleyelim Onur. Tabii. Teşekkürler Göksan. Teşekkürler Volkan. Herkese merhaba yeniden. Çok kısa kendimi tanıtayım. İsmim Onur Kardeş. Linktera'da RPA biriminin direktörüyüm. Bugün ben de birkaç slaytla sadece hızlı bir sunum yapacağım. Birnur Hanım'a mümkün olduğunca fazla vakit ayırmak istiyorum. Onun hikayesini bugün dinlemek istiyoruz. Eski bir UiPath'li ve 15 yıldır da otomasyon yazılımlarının içinde olan biri olarak RPA'nin ya da robotik süreç otomasyonunun aslında ne kadar bir çığır açıcı bir teknoloji olduğunu Türkiye'de de son 2-3 senede gözlemledik. Yani aslında bizim hep sunumlarımızda olan bir vurguydu. Bir kırılım yaratacak bir teknolojiydi bu ve gerçekten de bugün hani Volkan da bahsetti, 200'den fazla şirkette şu anda 2-3 yılda bu kadar ciddi bir penetrasyon yakalamasının sebebi insanların çalışma stilini değiştiriyor olması RPA'nin. Belki çok iddialı sözler bunlar ama Türkiye'de bunu gördüğümüz için, görebildiğimiz, ispatlayabildiğimiz için bu noktalara gelindi. Benim de şu anda hani önümüzde açık olan slide'da taking robots out of humans dediği, yani insanın içindeki o robotik işi, robotik işten insanı kurtarmak aslında yapılan iş. Yani insanın yaptığı işi yapmıyor burada. İnsanın yapmak istemediği işleri aslında daha çok üstleniyor ve bunun yanında da çok güzel örnekler var. Onları dikkatle dinleyin derim. Şimdi Linktera'dan biraz bahsedecek olursak, öncelikle Linktera, hani sonda söyleyeceğim, başta söyleyeyim, UiPath'in Türkiye'deki birkaç gold partnerinden bir tanesidir. Türkiye'nin en büyük yerel yazılım şirketlerinden biri Linktera. 2011 yılında kuruldu. 10 yıllık bir geçmişe sahip. Ve Linktera aslında bir RPA otomasyon şirketi değil. Linktera'nın çok farklı kasları var ve RPA bunun bence güzel bir tamamlayıcısı oldu. Yani Linktera'nın daha çok veri analitiği, veri madenciliği, işte farklı raporlama, analitik uygulamaları ve çözümleri varken RPA UiPath'in de gelmesiyle birlikte 2018 sonu 2019 başıyla bunun çok güzel bir tamamlayıcısı olarak şu anda Linktera birçok çözümünde işin içine RPA ve robotları da sokarak bu çözümleri sunar hale geldi. Dolayısıyla çok farklı sektörlerden bankacılık başta olmak üzere çözümler üretirken biz buraya robotu da artık konumlandırabiliyoruz. Yani işin içinden insanı mümkün olduğunca, o robotik işi mümkün olduğunca alıp veri analitimi yapıyoruz. Oraya da robot koyalım. Raporlama mı çekiyoruz? Kredi mi yapılıyor? Yine bunu robotlara yaptırabilir miyiz? Hep kafamızın arkasında düşünerek hep bir projelere giriyoruz. Bilikim 2018 son 2019 başı UiPath'in gelmesiyle beraber Linktera'da bu RPA'deki potansiyeli gören şirketlerden biri olarak UiPath partnerlığını aldı ve şu anda 200'den fazla çalışanıyla, RPA birimi de 20'den fazla developer'ıyla Türkiye'nin en büyük RPA ekiplerinden birine sahip Linktera. Dediğim gibi şu anda UiPath'in Gold Partneriyiz. Volkan'ın slaytındaki logolardan 30'dan fazlasıyla doğrudan çalışıyoruz. Bunların içinde yine benzer şekilde hem işte bankalar var, kamu var, e-ticaret var, havacılık var. Çünkü şunu görüyoruz biz UiPath ekibiyle de birlikte çalıştığımızda biz içeride doğru süreçleri bulabildiğimiz sürece firmalara doğrudan katkı sağlayabiliyor, doğrudan katkı verebiliyoruz. RPA'nin en önemli özelliklerinden biri bu. Çok hızlı şekilde bu katkıyı veriyoruz. Birnur Hanım'a şimdi hemen sözü vereceğim ki o katkıyı bize İBB'de nasıl olmuş, hangi süreçleri, bilmiyorum süreç ismine kadar detay paylaşabilecek ama katkı nerelere ulaşmış, o hikayeyi dinlemek daha etkili olacak. Dediğim gibi ben kısa tutacağım. Sonra Q&A session'ımız olacak zaten Birnur Hanım'ın sunumundan sonra. Orada sorularınızı almak isterim. Hepinize iyi seyirler. Teşekkürler Onur. Biz artık lafı fazla uzatmadan esas konuğumuz Birnur Hanım'a dönelim. Birnur Hanım buyurun, söz sizde. Biraz İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu yolculuğunu dinleyelim. Çok teşekkür ediyorum Volkan Bey'e de, Onur Bey'e de, Göksan Bey size de. Evet, aslında bizim, ben de şöyle kısaca kendimi tanıttıktan sonra bir sunum başlayayım. İBB'de proje yöneticisi olarak çalışıyorum. Bundan önce sağlık teknolojilerinde çalışmıştım. Sonrasında bir 3,5-4 yılda akıllı şehir koordinatörü olarak yine İBB içerisinde görev aldım. Dolayısıyla iş hayatımın büyük çoğunluğu, hatta tamamı kamuda geçti. Dolayısıyla kamu benim böyle çok hakim olduğum, süreçlerini iyi bildiğim, nerelerde tıkandığını iyi bildiğim bir alandı. Ben şöyle bir sunum paylaşayım izninizle önce. Bir saniye. Şu an ekranımı göremiyorsunuz değil mi? Görebiliyor musunuz? Göremiyoruz. Şu an gelmedi Birnur Hanım. Geldi mi? Şu an gelmedi. İsterseniz ben paylaşabilirim. Ha, şu an geliyor galiba. Evet geldi. Tamam. Şimdi şu sunumu hemen büyüteyim. Şu an görünüyor herhalde değil mi? Bir sorun yok. Evet. Evet. Şimdi biz RPA ile nasıl tanıştık? Önce oradan başlamak istiyorum. Daha önce de belirttiğim gibi biz İBB içerisinde, kamu içerisinde zaten böyle kamuda biliyorsunuz en çok hepimizin şikayet ettiği, yani biz kamu çalışanı olarak bizlerin de kamuyla bir iletişimi olan, işi olan ya da kamuda iş yapan insanların da en çok şikayet ettiği yerlerden bir tanesi ya bürokrasidir, ya oraya takılmıştır ya da çok evrak yoğunluğudur. Ya da süreçlerin çok uzun olmasıdır. Şimdi biz bunu iyileştirmek için bir ITSM çalışması yaptık. Süreç iyileştirmesi, bilgi işlem daire başkanlığı olarak. Tabii bu arada da işte UiPath'in Türkiye'ye geldiği zamanlarda da Akıllı Şehir İstanbul projesi vardı. O projede de görev almıştım ben. Özellikle vizyon strateji fazında RPA'yı biz duymuştuk, tanışmıştık. Yani RPA nedir, ne işimize yarar? O zaman da belli süreçleri RPA ile birlikte RPA'ya aktarabileceğimize karar vermiştik ama bunu projelendirmek, hayata geçirmek tabii ki biraz daha böyle ne yapabiliriz, nasıl yapabiliriz, nerelerde kullanabiliriz sorusuyla gündeme gelmişti. Akıllı şehrin tematik alanlarında gördüğünüz gibi işte mobilite, çevre, ekonomi, enerji, insan, yaşam, güvenlik, yönetimi hepsi var. Dolayısıyla baktığımızda bu tamamen zaten bir şehrin kendi demek ve dolayısıyla robotun her işi bizim için yapabilmesini istemek anlamına geliyordu bizim için. Yani bizim için iki yönlü bir şey vardı. Robot neleri yapabilir? Biz robota neleri yaptırabiliriz? O Zeki Müren'de bizi görecek mi diye ilerlememiz gerekiyordu. Sonra bu işleri yaparken, biz bunları böyle konuşurken, zaten gündemimizde varken bir POC çalışmasına başladık. Linktera ile tanıştık. İşte sonra UiPath üzerinden bir POC çalışmalarına başladık. Gereksinimleri zaten bu aktardığım yolculukta belirlemiştik. Sonra bir RPA ekibi oluştururduk. Sonra da ilk süreci belirledik. Bu bizim için en önemli olan başlıklardan bir tanesiydi. Çünkü ilk süreç bizim için çok önemli. Yani biraz önce Volkan Bey'in de sunumda bahsettiği gibi robot deyince herkesin kafasında bir şey canlanıyor. Star Wars'tan da işte kolları bacakları olan insanların işlerini elinden alacak bir fiziksel bir şeyden sanal bir şeye nasıl bir şey olduğunu hiçbirimiz bilmiyoruz. Bizim özellikle iş birimlerine önce bunu anlatabilmemiz için hani şu şöyle çalışıyor, böyle çalışıyor demek için kurum içerisinden POC'lerde tabii ki bize bir örnekler sunuldu, yapıldı, edildi ama biz onu kendimiz görmediğimiz sürece bir ikna olmuyorduk. Biz ilk süreç belirlememiz gerekiyordu. Bu ilk süreci belirledik. İlk süreci belirledikten sonra bu İK'nın bir süreciydi. Zaten robotik RPA'yı konuştuğumuzda bize ilk söylenen şey, bizim araştırmalarımızda da bu vardı. Finans, İK gibi böyle daha çok tekrarlı işlerin olduğu, işte kişi yoğunluğunun veya evrak yoğunluğunun olduğu yerlerde İK'nın bir sürecini belirledik. Bu İK'nın sürecinin üzerinden süreci geliştirmeye devam ettik. Orada benim tecrübelerim analiz çok önemli RPA'de. İlk süreçte biz bir analiz ayağını developer arkadaşla Volkan'la birlikte yapmıştık ama sonra orada tabii ki o ilk sürecin verdiği bir yoğunluk şu bu arada ufak tefek kaçırdığımız trikler oldu. Orada bir güncellememiz gerekti. İlk sürecin canlıya alınması bizim için çok önemliydi. O İK'ya ait ilk süreci canlıya aldığımızda böyle robotu çalıştırdık ekip arkadaşlarımla birlikte bakıyoruz. İşte şunu tıklıyor, oraya tıklıyor, buraya tıklıyor, yapıyor. Sonra önce ben dedim ki tamam biz bunu belediyede gayet rahat yürütebiliriz. Çünkü bu işleri yapacak bir sürü işimiz var. İş birimiyle paylaştığımızda iş birimi de buna çok katkı verdi. İlk süreç bizim için böyle hani ilk top çok iyiydi, çok yerini buldu. Sonrasında ne yapalım diye işte projeyi daha böyle ilk süreçten sonra böyle yürütebileceğimizi, toparlayabileceğimizi anlayınca süreçleri bir genel olarak bir pilot proje gibi en azından 10 tane süreci canlıya alalım, devreye geçirelim ve bunun da işte İK'dan, finanstan, işte halkla ilişkiler gibi iş yoğunluğunun çok olduğu, evrak yoğunluğunun çok olduğu birimleri seçmeye gayret ettik. Projenin hedefi 10 tane süreci canlıya almaktı. Sonra dijitalleşmeye, biz bu işlere başlarken pandemi yoktu biz bunları konuşurken. Pandemi bu noktada bize gerçekten çok şey oldu. Yani robotların gerekliliğini bizim kamu içinde, İBB içerisinde çok fark ettirdi. Dijitalleşme ve tabii bizim için önemli olan diğer bir noktada İBB olarak ya da kamu olarak eğitim. Yani bunu sürekli bir destekle ya da sürekli biriyle götüremeyiz. Kendi iç ekiplerimizi oluşturup robotlarımızı, robot sayımızı, işte operasyon ekibimizi artırmamız gerekiyor diye düşündük. Dolayısıyla projede böyle bir hedef koyduk. 10 süreci canlıya alacağız, dijitalleşmeye belli oranda sayılarla ifade edilebilen bir katkı sağlayacağız ve burada bu işi yapabilecek yetkinlikte bir çekirdek ekip oluşturacağız diye projenin hedeflerini belirledik. O hedefler neticesinde gerçekten kazanımları konuşmamız gerekirse kazanımlarda süreçleri de konuşacağız. Manuel işlerin giderilmesi bir kere bizim için birinci zaten hedefti dijitalleşmede. Bu neredeyse %100 isabet oldu. Yani o hedefe %100 ulaşmış olduk. Bu noktada İnsan Kaynakları Müdürlüğü, Planlama Müdürlüğü ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bizim için çok önem arz etti. Yani bunu olarak biliyoruz yani böyle şeyler var hani somut olarak biliyoruz ama bunu bir de göstermek gerekiyor ya her zaman yani bir göstermeniz lazım konuşuyoruz ama bir de görülmesi lazım. Bu bize bunu gösterdi. Örneğin insan kaynaklarında personelin emekliliğini hesaplayan yani içeride çalışan İBB çalışanlarının emeklilik tarihlerini hesaplayan bir algoritmaya ihtiyaç duyuldu. Bu işe baktığımızda işte kişiler e-devlet üzerinden belgelerini alacaklar. bizim İK birimimizle paylaşacaklar. Bunun üzerinden de burada kullanılan İKS sistemine girecek bir veri aktarılacak ve onların emeklilik tarihleri hesaplanacak. Bu normalde şu demek, bu işlemi yapmak için yaklaşık İBB'nin 50.000'den fazla personeli var. 50.000 personelin mail atması, bu maili arkadaşların incelemesi, ilgili tarihlerin hesaplanması ve ilgili sisteme girilmesi demek. Yani bu baktığımızda ayları alacak bir iş. Yani kim ne zaman atacak, maili kim kontrol edecek, kaç kişi yapacak, nasıl yapacak. Bu ilk sürecin, bizim ilk süreçte biraz önce belirtmiştim, İK'ydı. İkinci, biz İK'da bunu yaptığını görünce İK bizi teklif onlardan geldi. Bizim böyle bir çalışma yapmak istiyoruz. Bunu bu iş yoğunluğundan dolayı, pandemi koşullarından dolayı erteliyoruz. Robotu yaptırabilir miyiz dediler. Biz de gayet seve seve yaparız dedik. İlk sürecimizde web serviste bağlantı kurmayı denemiştik. Yani bir siteye gidip oradan veri alıp onu bizim Excel dosyalarına yazmayı denemiştik. İkincisinde mail okuma süreci oldu bizim için. O maile düşen yaklaşık 30.000-40.000'den fazla maili robot okuyup bir Excel sheet'ine onları tek tek birimin istediği verileri alarak yazdı. Ve bunu İK bir zaman aralığı belirledi, bir aylık gibi. Biz her gün saat 9'da robotu çalıştırdık. Bir ayda sıfır hatayla, hiç insan eli değmeden tamamen sistemlerin konuştuğu bir şekliyle devreye aldık. Bu bizim için çok önemliydi. Hem sıfır hata, hem belli bir zaman ve hem de hiç insan unsuru yok. Kimsenin işi falan da elinden almadı, işten geldi. İkincisi ise planlama müdürlüğünün süreciydi. Bu da bir yaklaşık 50 terabaytlık bir verinin bir lokasyondan başka bir lokasyona, yani bir depodan başka bir depoya taşınması. Bunda bir şey yok. Bunu herkes yapabilir. Yani bunu copy dersin, toplu seçip paste edersin, yapışır. Okey. Ama bir de bunun isminin değiştirilmesi vardı. Bu da yaklaşık binlerle ifade edilen bir klasör demek yani. 50 terabaytlık bir veri. Bunu birinin yapması gene keza imkansızdı. Hele ki yanlışsız yapması hepten imkansız. Biz bunu oturduk analiz arkadaşlarımızla, ekip arkadaşlarımızla nasıl yapalım, nasıl algoritmasını kurabiliriz diye konuştuğumuzda biz kendimiz bile robotun yapma süresine şaşırdık. Analizini aldık, şöyle olacak, böyle olacak dedik. Normalde biz bunu bir insanın yapması mümkün değil. Hatasız yapması zaten mümkün değil. Robot bunu yaklaşık 40 saniye gibi bizim belirlediğimiz bir ilçeyi ya da o 1 terabaytlık veriyi yanılmıyorsam, Ozan'la Volkan'la bunun hesabını da yapmıştık. 40 saniyede yaptı. İnanamadık yani. Biz bile inanamadık bu duruma. Gene üçüncü top birimimiz olan, gene o halkla ilişkilere ait, orada biliyorsunuz beyaz masa hizmetlerimiz var bizim ve oraya her şey geliyor ve orada yaklaşık 1000'den fazla çalışanımız var. Anlık bütün hizmetleri oradan, şikayetleri de alıyoruz. Her şeyi oradan 153 üzerinden yönetiyoruz ve 1000 kişi var. Bu 1000 kişinin kayıtlarını tutmak, onlarla yaklaşık olarak irtibat halinde olmak, kim ne zaman geldi, kim ne zaman gitti, bunu takip ediyorlar. İş birimi bunu yapıyor. Ama bunu belli Excel sheet'ler üzerinde yapıyorlar. Belli sistemlerden login, logout kayıtlarını alarak yapıyorlar. Belli bir depoda o verileri topluyorlar. Sonra oraya birisi atıyor, birisi atmıyor gibi sorunları var. Bunu biz önce aktaralım dedik. Yani robotu aktarabilir miyiz diye bir çalışma yaptığımızda bunu 3 aşamaya böldük. Birincisi dedik ki önce biz bir kurumda bu kadar yoğun işin döndüğü, yoğun hizmetin döndüğü bir yerde bir kültürü de değiştirmemiz gerekiyor. Önce bir klasörleme süreci geliştirelim. İnsanlar o klasöre belirli aralıklarda dosyaları koysunlar. Koymadığında robot onlara mail atsın. Şimdi ilk başta bu tabii biz bunu yapacağını robotun biliyoruz. Ama insanlar robotun kendine mail atacağı noktasında pek emin değillerdi. Sonra biz bu klasörlemeyi yaptık. Sonra mailler gitmeye başlayınca yöneticilerine bugün atamadık ama yarın atacağız, şöyle yapacak gibi. Bir de orada kurumun kültürünü de değiştirdi. Her gün akşam robot klasörü kontrol ediyor. İlgili login, logout dosyası yoksa ya da beklediği o ilgili süreci oluşturmak için beklediği veri yoksa dönüp bize verilen mail adreslerine mail atıyor. Diyor ki şu dosyayı bırakmamışsınız, lütfen bırakın. Bir de biz böyle robot olmasın diye ona metal yaka dedik. Altına da yazıyoruz metal yaka saygılarımla diye. Böyle doğal olarak hemen şeyler dönmeye başladı. Bu süreçte bizim için önce bu kısmıydı. Burada bir kültür değişikliğine gidildi. Yani kurumda bir kültür değişikliği oluştu. Bu bizim için çok önemli bir kazanım. Sonra hatasız yapmaya başladı. Bu bizim için önemli bir kazanım. Sonra bir ekip ruhu oluşturuldu. Kaynakların verimli kullanılması bizim genel kazanımlarımızdan en önemlisi. Orada işte bir arkadaşımız Excel tablolarını dolduruyordu işte ya da böyle Excel formülleriyle belli hesaplamalar yapıyor. Ama kişinin yetkinliğine baktığında onu kamu içerisinde daha verimli kullanabileceksin. Ama orada o işi birinin yapması gerekiyor. En düzgün yapan o, en hatasız yapan o, onu yapıyor. Biz bunu robota tanımladığımızda arkadaşım böyle hani gerçekten şey oldu, hani kamu kaynağına da katkısı sağlamış oldu. Diğer bir kazanımımız da hızlanma. Ben böyle FT olarak açıklamayacağım bunu çünkü bizim için FT'ler biraz daha şey, ama ortalama 10 süreçte 60 kat hızlandık ve hatamız sıfır. Yani %0 herhangi bir süreçte herhangi bir hata olmadı. O ya ekran değiştiyse ya da başka bir şey olduysa ya da o an analizde bize aktarmayı unuttukları bir şey olduysa zaman zaman revize etmemiz gereken süreçler oldu, ama bu da kesinlikle yani 1-2 adımdan fazla değildi. Biraz önce de belirttiğim gibi diğer bir kazanımımız da kaynakların verimli kullanması. Kamuda bu çok önemli bir konu. Yani insanların hani özel sektörde belki bu kadar önemli olmayabilir ama bir işi sürekli birinin yapması veya o işi işte daha sistematik yapabilecekken böyle şey kullanılması, atıl duruma düşmesi tabiri caizse çok sık görülen bir konu. Böylelikle hani kamuda belki en büyük endişe işte işimiz elimizden alınacak mı ya da işte biz işsiz mi kalacağız gibi endişeler gibi görünse de öyle bir şey olmadı. Diğer bir fark ettiğimiz süreç içerisinde fark ettiğimiz bir şey de şuydu. Şimdi insanlar bize işlerini anlatıyorlar. Biz de onu robota aktaracağız. Ama bu anlattıkları işlerini kendileri yaptıkları gibi anlatıyorlar. Belki bu 5 adım, belki 10 adım. Orada analiz çok önemli. Analist arkadaşımız o zaman bu noktaya bakarken mesela siz bunu ne yapmak istiyorsunuz? Şuraya ulaşmak istiyorsunuz. Buraya şöyle de ulaşabiliriz. Şu yollardan da gidebiliriz dediğinde kişinin belki 10 adımda yaptığını, 5 dakikada yaptığını daha o trik noktaları yakalayarak böyle saniyeler mertebesine indirdiğimiz işler oldu. Bu da bizim için kamu adına verimli bir şeydi. Güzel bir kazanımdı. Genel kazanımlarımız bu şekliyle. Süreçler hakkında genel olarak şöyle düşündüğümde hani ekleyebileceğim başka bir şey var mı? Süreçlerimizin çoğu evraksal süreçlerdi. Bu önemli bir şey. Yani illa hani şeyin böyle RPA'nin işte sistemler üzerinde konuştuğu, sistemlerle çalıştığı gibi bir şey değil. Biz bayağı PDF okuması yaptığımız süreçlerde oldu. Mail attığımız süreçler, mail aldığımız süreçler, mailden okuyup robotu tetiklediğimiz süreçler oldu. Excel dosyalarına yazıp o Excel dosyalarının ilgili işte tablolara girmelerini sağladığımız alanlar oldu. Veyahut da böyle SGK'ya ait bir sürecimiz vardı örnek olarak. Bir kişi bunu 67 tane birimin işini yapıyor ve 67 tane birimin farklı farklı kullanıcı adları var. Bir kişi bunu ortalama yani neredeyse her birim için 2 kişi, özür diliyorum. Yani 2'ye bölünmüş 60 birim için 31'i gibi böyle günlük oturup o işi yapıyor. Ama oradan biz o direkt robottan şifreleri alıp böyle 2 saat, 1 saat gibi mertebelerle bunu yaptırabilir hale geldik. Bundan sonraki hedeflerimizi belki konuşabiliriz ya da hani buna dair katılımcılara bir şey söyleyebiliriz. Bir kere ben hani uzun yıllar kamuda çalışan bir insan olarak robotların en uygun ortamlardan bir tanesinin kamu olduğunu düşünüyorum. Tekrarlı işlerin çok olması, toplu işlerin çok olması, evraksal işlerin işte PDF okuma olabilir, yapay zeka geldiğinde, robotlara yapay zeka eklendiğinde belki o el yazılarını da ya da diğer şeyleri de okuyabilecek hale geldiğimizde neredeyse hani bir insanın yaptığı evrak işi, dokümante işini robotlar yapabilecek hale gelir diye öngörüyoruz. Dolayısıyla bu yüzden de bir kere tekrarlı olan bütün işleri metal yakaya yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Yani ben öyle düşünüyorum açıkçası. Ya tekrar varsa, eğer bir işin içinde tekrar geçiyorsa önce bu robota uygun mu değil mi diye bakmak gerekiyor. İkincisi İBB büyük bir kurum biliyorsunuz. Yani İstanbul zaten kocaman bir şehir. Biraz önce sunumun başında da belirttiğimiz gibi şehirden bahsediyoruz. 7-8 tane tematik alandan bahsediyoruz ve bu her alan. Yani sadece işte bir kargo şirketi olsanız kargolarla ilgilenebilirsiniz. Bankacılık olsa bankayla olabilir ama bizde her şey var. Yani PDF okumanız da gerekebilir. İşte bir SAP'den veri almanız da gerekebilir. Bir yere veri vermeniz de gerekebilir. Veyahut da gelen bir maili işte bir sahadaki bir personele forward etmeniz de gerekebilir. Dolayısıyla biz robotun bütün fonksiyonlarını görmek adına her birimden en az bir süreç yapmayı hedefliyoruz. Biz şu an bu 10 süreci yaklaşık 4 birimde yaptık. Bu 4 birim de bizim tercihimizdi. Yani çeşitliliği görelim, işleri görelim diye. Yoksa biz bu 10 süreci İK'dan da, finanstan da, halkla ilişkilerden de, planlamadan da çıkarabilirdik. Ama sadece burada çeşitliliği görelim, iş çeşitliliğini görelim diye böyle bir tercih, böyle bir strateji benimsedik. Ama en az her birimin bir süreci olması gerektiğini düşünüyorum ben. Dediğim gibi, dediğimiz gibi toplu da. Biz bunu bir toplantıda Onur Bey'le konuşmuştuk yanılmıyorsam, ya da Volkan Bey'le de olabilir. Toplu geçiyorsa bir şeyin içinde toplu yapalım, toplu atalım, toplu alalım, toplu düzenleyelim diyorsak bir önce bu RPA'ya uygun mu diye bakmak gerekiyor. Ve benim en önemsediğim diğer konulardan bir tanesi de kaynakların verimliliği. Bu kamuda bile bir risk değil. Ben öyle düşünüyorum açıkçası. Çünkü insanın aklının sınırını bilmiyoruz. Ne kadar kullanacağını bilmiyoruz, ne yapacağını bilmiyoruz. Ona bir iş veriyoruz ya da bir şey yapmasını istiyoruz. O da o tanımlanan iş çerçevesinde aksiyon alıyor, hareket ediyor. Belki onu daha özgür bıraksak başka üretken bir şeyler çıkaracak. Bu da çok bence verimli. Tam tersi robotun hani insanların işini elinden alacağını değil. Volkan Bey'in de sunumunda belirttiği gibi 97 milyondu galiba değil mi? Yanılmıyorsam. Ya da 95 bin miydi? 97 bin miydi? Öyle bir yeni iş alanı çıkacak. Buradan da insanların kendi becerilerini, kendi yetkinliklerini fark edeceklerini düşünüyorum. En azından biz İBB'de bu projenin hani 10 süreç belirlediğimiz yaklaşık bir yıllık projede bunu çok net gördük, çok net anladık. Bundan sonraki adımlarda da toplantıya başlarken de Volkan'la konuşuyorduk. İBB'ye kaç robot gerekir bilmiyorum yani. Yani biz şu an bir taneyle çalışıyoruz, bu kadar iş yaptırıyoruz. 10 tane olsa ne yaptırırız bilmiyorum. Bir robot bile birçok iş yapabiliyor. Tabii tabii. Ve bizim işler hep tekrarlı ya da işte zaten hani böyle bilgi alışverişi içeren işler olduğu için. Hele bir de hani benim açıkçası ekip arkadaşlarımızla da konuştuğumuz o. Yapay zekada eklenirse çok güzel olacağını düşünüyorum ben. Yani tam tersi hani böyle kamuya bir şey değil de büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum. Kuşkusuz. Baktığımda söyleyebileceklerim bizim süreçlerle ilgili ve bu yolculuğumuzla ilgili böyle. Çok teşekkürler Birnur Hanım. Çok güzel bilgiler verdiniz. Bence hatta soracağımız çoğu sorunun da cevabını da verdiniz sunumunuzu yaparken. Ben hazır sorular geliyorken de aslında merak edilen sorulardan birini sormak istiyorum size de. Bu süreçlerden konuşurken hazır onunla ilgili bir soru sorayım. Bu ilk başta süreçleri nasıl belirlediniz RPA'ye gibi bir soru geldi. En başında yani sıfır anında hangi süreçleri biz robotlara verelim kararı nasıl verildi? Bu bizim için gerçekten önemli bir konuydu. Hem çeşitlilik olmasından yani nereden seçelim bir kere bu çok önemliydi. Yani sosyal hizmetlerden mi seçelim, işte İK'dan mı seçelim, halkla ilişkilerden mi seçelim? Yani şurası önemli, şurayı arkaya atabileceğimiz diye bir şey yoktu. Dolayısıyla biz önce bir iş birimlerini dinleyelim istedik. Bu yüzden de bir hackathon düzenledik. Bu hackathon'da iş birimlerine bir davet gönderdik. Onların önce bir RPA'yı onlara aktardık. RPA nedir, ne yapar? İlk örnek sürecimizi de onlarla paylaştık o sunumlarda. Bakın biz ilk işte böyle bir süreçte böyle şeyler yaptık. Robotun yaptığı bunlar. Bunları yapıyor robot diye. Onlara o sunumu paylaştık. Görüştük. Sonra onlar da kendilerinde bir böyle ilk çalışma yaptılar. Böyle minik bir masa, küçük yuvarlak masa toplantısı gibi. Onlar bize süreçlerini paylaştılar. Buradan yaklaşık bu hackathon sonucunda bize 40 tane süreç geldi. Bu 40 tane süreci biz işte gerekliliği, verimliliği, işte bir şey olarak tekrarlılığı gibi belli kriterler belirledik. O kriterlere uyanlardan 10 tanesini seçtik. Sonra o 10 içine de Delphi'yle böyle çektik 10 taneden. Ama gerçekten şey olarak da o 10 süreç bizim böyle en efektif seçtiğimiz, iş biriminin de en işini kolaylaştıran süreçler oldu. Buradan da şunu anlayabilirsiniz. Arkada da bekleyen 30 tane belirlenmiş sürecimiz var. Süper, harika. Evet, RPA Hackathon çok etkili oluyor gerçekten. Birnur Hanım'ın dediği gibi. Ben şimdi hemen diğer soruya geçeyim fazla zamanınızı almadan. Saltukan Bey'in bir sorusu vardı. İBB'nin faal RPA uygulamalarını merak ediyorum diye ama sanırım Birnur Hanım cevap verdi buna Saltukan Bey sunumu içerisinde. Yani faal RPA'yı nerelerde kullandıklarından. Yine katmak istediğiniz bir şey varsa Birnur Hanım sormuş olalım faal RPA uygulamalarını ama cevapta verdiğiniz gibi buna. Yani evet, şu an şu noktada diyeceğimiz bir şey yok ama genelde daha çok şu an toplu olan, tekrarlı olan yani daha halka hizmet boyutunda değil de iç işlerimizi daha pratik hale getiren noktalarda kullanıyoruz şu an. Hı-hı. Dediğim gibi bu yavaş yavaş buralarda bir yapı oturttuğumuzda halka hizmet noktasına yani beyaz masada sizi robotlar karşılayabilir belki ileride. Evet. Bora Bey'in bir sorusu var. İBB RPA platformu olarak UiPath'e nasıl karar verdi diye bir soru var. Diğer platforma incelendi mi? UiPath'i öne çıkaranlar neydi diye. Bu konuda da sizin yorumunuzu alalım Birnur Hanım. Evet, yani biz orada sunumun başında da belirtmiştik. POC'ler yaptık. Diğer platformlarla, diğerleriyle de görüştük. Gartner bizim için önemli bir belirleyiciydi. Çünkü İBB'den bahsediyoruz. Yani birçok yetkinliğini yapabiliyor olması gerekiyor. Dolayısıyla hani biz dediğim gibi sadece mail göndermeyeceğiz ya da sadece bir Excel dosyası okumayacağız ya da bir şeyimiz yok. Çok çeşitlilik var. Bu çeşitlilik de bize daha esnek olan hani böyle drag and drop'la işlerimizi yapabildiğimiz gibi kod yazmamıza da olanak sağlayan veyahut da o akışta algoritmada değişiklik yapmamıza olanak sağlayan bir tool'u araştırıyorduk. POC'ler yaptık. Bunların içerisinde UiPath bizim o zamanki kriterlerimizi, ölçülerimizi en çok karşılayanlardan bir tanesiydi. Tabii Gartner'a baktığımızda da Gartner zaten UiPath Gartner'da lead durumda biliyorsunuz. Evet. Böyle belirledik. Tamamdır. Bora Bey'in ikinci sorusu var. POC için kriterler neydi? Sanırım burada Bora Bey yani POC için süreç seçim kriterlerinden bahsetmiş. Orada da daha demin aslında cevabını biraz vermiş gibisiniz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı orada da? Nereden bahsediyorsa eğer bir kere insan eforuna baktık. Yani bir kişi bunu ne kadar sürede yapıyor? Hı hı. Adımları neler? Kaç adımdan oluşuyor? Tekrarlı mı? Yani haftada kaç kere tekrar ediyor? Yani ayda bir kere mi yapıyor bu işi yoksa her gün mü yapıyor? Ona yarım saatini mi ayırıyor yoksa 8 saatini mi ayırıyor? Önce bir kere kişiye baktık. Biz bu iş için kaç kişiyi kaynak ayırıyoruz? Ne kadar kaynak ayırıyoruz? Ayırdığımız bu kaynak ne kadar sürede bu işi yapıyor? Ve bu iş tekrarlı mı? Her gün mü yapıyor bunu? Yoksa ayda bir mi yapıyor? Yani biz bunu robota aktarırsak, BTS'ine bakarsak hani attığımız taş üstümüz kurbağaya değiyor mu diye baktık. Ama ölçümün tekrarlı olması, insan kaynağının ayırdığı efor ve adımlardı. Tamamdır. Kadir Bey'in bir sorusu var. İBB içerisinde RPA eğitimini nasıl verdiniz? İBB zaten projede görev alan arkadaşlarımız zaten bu bir tanesi benim. Diğeri Emre arkadaşımız vardı. Ozan, Volkan vardı. Sonra bu noktada da zaten Linktera'dan ve UiPath'ten de destek aldık. 2 günlük bir süreci birlikte geliştirdik. Dolayısıyla orada zaten UiPath'in akademi galiba değil mi? Volkan Bey şey varsa bir oradan da alınıyordu. Ama biz daha çok içerideki eğitimi kendi süreçlerimize opere edebilecek şekilde organize ettik. Burada Birnur Hanım'lara bizler de destek verdik eğitim anında. Şimdi Emre Bey'in bir sorusu var. Projelendirme adımlarında Automation Hub ürününü kullandınız mı? Ayrıca UiPath'in hangi ürünlerini kullanıyorsunuz diye bir sorusu var Emre Bey'in. Orchestrator'ı, stüdyoyu kullanıyoruz. O Automation Hub'ı kullanmadık değil mi? Yani daha şu an yok. Evet. Tamamdır. İBB bünyesinde RPA developer'lar var mı? Saltukan Bey yine soru sormuş bu konuda. Oldu inşallah. Yani şu an var ama tabii dediğim gibi hedeflerimizden bir tanesi de bu. Şu an çekirdek ekibimiz var ama geliştireceğiz. O diğer ekiplerde olacak. Evet, o zaman son bir soru da tekrar yine her webinarımızda gelen sorulardan biri olan hani robotlar elimizden işimizi alacak mı sorusunu bir sorayım Birnur Hanım. Size biraz cevap verdiniz ama ilk baştan özellikle kamuda bunu nasıl açtınız? Hani bunu da bir kısaca sizden alabilirsek içeri taraftan. Yani bu belki benim hani bireysel görüşüm de olabilir. Ama kimsenin ben robotların işini elimden alacağını düşünmüyorum. Bu tamamen üstüne kuruntu mu denir? Ne denir? Onun gibi bir şey yani. Hatta biz İK'da bunun bir arkadaşımız bize esprisini yaptı. Bunu da buradan paylaşmış olayım. İşte İK'nın bir sürecini analiz için oraya gittiğimizde geldi, dedi ki sizden bir şey rica edebilir miyim? Diyebilir misiniz işte X, A, B, robotlar geldi artık sen burada çalışmayacaksın falan diye dedik. Biz deriz ama böyle bir şey yok. Hani hiç boşuna gerek yok. Ben hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Biraz önce de belirttiğim gibi tam tersi insanın o cevherini çıkaracağını düşünüyorum. Belki ben çok umutluyumdur ya da biz bu projeyi çok heyecanlı yaptık ve gerçekten hani böyle düşündüğümüz, hedeflediğimiz hedeflere ulaştık diye de böyle düşünüyor olabilirim ama kimsenin elinden işini alacağını düşünmüyorum. Volkan Bey'in sunumu bence bunu zaten söylüyor. Şu an 85 bin mi bir şey var, bir alan var. Evet, 85 bin. Yani kişi kendinde hiç bilmediği bir yönü keşfedebilir. Ben öyle düşünmüyorum. Böyle dirençler oldu mu? Elbette ki bu dirençler oluyor. Ama insanlar hayır biz sizin asli işinizi yapmıyoruz. Yani karar vermiyor zaten bu. Kararı gene siz veriyorsunuz. Sizden ona istiyor. Ya da sizin yaptığınız adımları yapıyor. Siz boşa çıkmıyorsunuz aslında. Kaynağınızı başka bir yere aktarıyorsunuz. Kamuda zaten iş bitmez yani. Kimsenin işini elinden alacağını düşünmüyorum. Evet, her yeni teknoloji aslında hani yok ettiği kadardan daha fazla yeni iş olanağı sunuyor diyebiliriz. Burada evet. Volkan Bey'in de sunumun özetinde. Hazır Volkan demişken Volkan'a bir soru gelmiş. RPA developer için nasıl bir yoldan yürümek gerekiyor? Siz çalışanlarınızı hangi kriterlere göre değerlendiriyorsunuz diye bir soru gelmiş Volkan sana. Tamam. Şöyle aslında ben giriş yapıp belki biraz Onur'a sözü vermem gerekir burada. Çünkü biz UiPath olarak lisans sağlayıcısıyız. Bir diğer taraftan da tabii ki RPA developerların gelişmesi bizim için çok önemli. Bu anlamda da UiPath Akademi vasıtasıyla ücretsiz olarak RPA developerların eğitim almasını da sağlıyoruz. Ama bizim RPA developer kadromuz yok. Implementation ve development kısmını Linktera gibi değerli partnerlarımız veriyor. O yüzden de belki Onur, yani hani çalışanlar derken RPA developerlar aslında mesela Linktera'da Onur'un kadrosu oluyor. Evet, ben devam edeyim. Teşekkürler Volkan. Volkan bahsettiği gibi aslında UiPath Akademi adındaki dünyanın en büyük online RPA training platformu var ve tamamen ücretsiz. UiPath de bunu bütün ülkelerde özel olarak yoğun bir şekilde bunu empoze etmeye çalışıyor. Kişilere, bu yeni mezun arkadaşlar özellikle ya da bir kariyerinde bir sonraki aşamaya geçmek isteyenlere bunu şiddetle öneriyor. Biz de Linktera olarak hem işe alışta özellikle UiPath'in eğitimlerinin tamamlanmasını bir ön koşul olarak sunuyoruz. Ancak bu bizim için tabii ki yeterli değil. Yani UiPath'in kendi eğitimlerini almasının yanı sıra sonrasında bizim işte belli işe alım kriterlerimizi sağladıktan sonra bu arkadaşların yavaş yavaş birçok şirkette RPA projeleri yapmalarını sağlıyoruz. Sonuçta şöyle özetleyebilirim. RPA development yapmak için illa bir computer engineering, işte bilgisayar mühendisliği, işte computer science departmanlarından mezun olmanıza gerek yok. Öğrenimi oldukça kolay, uygulaması oldukça kolay olan bir teknoloji olduğu için çok hızlı bir şekilde öğrenilip benimsenebiliyor. Buradaki temel yeti bence kişinin özverili bir şekilde bu RPA'ya zaman ayırıp o eğitimleri tamamlaması ve de süreç akışı konusunda kendisini geliştirmesi. Bir süreç nasıl en uygun şekilde, en optimum şekilde dizayn edilir, nasıl bu akışı ben nasıl otomasyona çeviririm? Bunu kafasında oturtabildiği sürece RPA development dediğim gibi öyle bir bilgisayar mühendisliği gibi ya da elektronik mühendisliği gibi çok low level bir bilgi gerektirmiyor. Yine bir noktada şunu da bağlayayım. Linktera olarak bizim de bir sosyal sorumluluk olarak bunu görüyoruz. Kendimiz de UiPath özelinde daha da derinlemesine eğitimleri veriyoruz. Linktera Akademi bünyesinde. Bunları takip etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Orada biz hands-on Türkiye'deki çeşitli müşterilerde, çeşitli girdiğimiz şirketlerdeki öğrenimlerimizi de yansıtmaya çalışıyoruz. Onları da katılımcılara vermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla onları da takip edebilirsiniz. Bizim gibi UiPath'in diğer değerli partnerlerinde de benzer çalışmalar var. Onları da takip etmenizi öneririm. Neticede Türkiye'de bu 2-3 yılda güzel bir RPA ekosistemi platformu oluştu. Bu webinara katılan herkesi de o platformun bir parçası olmaya davet ediyorum. Onur, teşekkürler. Hatta senden devam edelim. Olca Hanım'ın bir sorusu var. RPA ve BPM sistemleri birbirlerini nasıl tamamlıyorlar diye sormuş. Hangisi önce gelmelidir? RPA için önce BPM olmalı mıdır diye bir soru. Aslında güzel bir soru. UiPath üzerinde bunu şöyle görüyorum. Yani RPA yavaş yavaş BPM domainine de girmeye başladı. Bunu UiPath buna, Volkan tabii çok daha detaylı bilgi verir. Human in the loop diyor. Yani insanın da işin içine kattığı, insanın da business process'in işin içinde bulunduğu, otomasyonla insanın elle çalıştığı süreçleri de RPA artık üstlenebiliyor. BPM, RPA'nin bir ön koşulu değil ya da tersi gibi bir durum yok. Ancak BPM tool'larıyla RPA tool'larını çok daha fazla iç içe görmeye başlayacağız önümüzdeki yıllarda. Şu an için belki de hani bir tane say derseniz SAP'dir, ERP tool'larıdır, belki biraz CRM tool'larıdır. BPM domaininde RPA'yı daha yeni görüyoruz ama dediğim gibi buradaki kesişim kümesi gittikçe büyüyor. Teşekkürler Onur. Zamanımız kısıtlanırken son bir sorumuzu da soralım. Birnur Hanım'a gelmiş yine İBB'de RPA projeleri gerçekleştirirken süreç analizi kısmında başka iş verimlilikleri de keşfettiniz mi? Yani RPA dışında da süreç optimizasyonu yapmanızı sağladı mı bu projeler diye bir Saltukan Bey'in sorusu var Birnur Hanım. Yani biz zaten bu sürece dair çalışmaları sunumun başında da belirtmiştim. ITSM'de yapmıştık. Ama tabii ki RPA'de süreçten ziyade adımları biz fark ettik. Çünkü orada insanlar bir şeye alışmış, o alışkanlıkla belki 3 adımda yapabileceği işi 5 adımda yapıyor ya da 10 adımda yapıyor. Bakın bunu biz hani robota yaptırabiliriz. Robota yaptırdığımızda bu 3-4 adım ama siz bunu kendiniz yaparsanız 3 adım şöyle yapabilirsiniz dediğimiz süreçlerde oldu. Ama RPA içerisinde hani böyle bir şey var, şuradan bir süreç çıkarız gibi bir bakış açısı benimsemediğimiz için öyle bir şey olmadı. Dediğim gibi daha başka bir projede zaten bu çalışmayı yapmıştık içeride. Evet, bir soru daha var. En verim aldığımız süreç hangisiydi? Sanırım burada katılımcımız tek bir süreç istiyor. Enin eni yani. Enin eni mi? Enin galiba eni. Soru o. Ödüllerine ait biraz önce söylemiştim. Saniyelerle yapandı. Biz bile ona ekip arkadaşlarımla şaşırmıştım. Ona biz bile şaşırmıştık. Yani biz yaklaşık işte bir 10 dakikada yapar falan diyorduk. Hatta Volkan beni uyardı. Dedi ki yok Birnur Hanım 10 dakika bile değildir o. Belki hani ilk 5 dakikadır falan dedi. Ama gene de ben o hani proje yöneticisi şapkasıyla bir riski hep koyuyorum. Yani iş birimine söylerken bunu 5 dakikada yapacağız ama yok bu Volkan bana 5 diyorsa ben iş birimine diyorum ki 10. Böyle bir şey vardı. Saniyeleri görünce hepimiz şaşırdık. O planlamaya ait süreç çok verimliydi. Ve dediğim gibi İK'ya ait 30.000 maili her gün sabah 9'da kontrol edip belirlenen süre içerisinde. Yani dediler ki bir ayda bir atacak, her sabah çalıştı, çok verimliydi. Yani bunu bir insan yapabilir. Yani şey olarak her gün birisini oturtup 30 gün o maili kontrol edebilirsiniz, kontrol ettirebilirsiniz. Ama şeyinden asla emin olamazsınız. Doğru mu kontrol etti, yanlış mı kontrol etti? Oradaki Excel'deki yazdığı sayı doğru muydu, yanlış mıydı? Asla emin olamazsınız. Bu iki süreç benim için çok önemliydi. Çok teşekkürler. Zamanımıza kısıtlanırken son sorumuzu soruyorum Bora Bey'in sorusu. Galiba Onur bu sana. Gördüğüm kadarıyla analist, developer, sistem admin ve robot admin gibi dörtlü iş bölümü var. Böyle midir? Saymadığımız başka roller var mıdır? Aslına bakarsanız UiPath Akademi'de çok daha fazla rol var. Solution Architect var, işte IT admin gibi daha orchestrator'ı yöneten roller var. Business işte analist'i saydık, business analist var. Roller zamanla artıyor. Onu söyleyebilirim. 2-3 sene önce UiPath Akademi'de daha çok RPA Development alanına kanalize olmuşken, oraya odaklanmışken zaman içinde işte analisti geldi bunun, Solution Architect'i geldi. Şimdi bir de teknoloji bazında da işte Document Understanding eğitimleri var, Process Mining eğitimleri var, Test Suite eğitimleri var. Teknoloji bazında da onlar artık dallandı. Dolayısıyla RPA Developer dediğimiz kişi de aslında sadece RPA yapmıyor bundan sonra. Süreç madenciliğiyle de uğraşıyor olabilir. RPA testing'e de odaklanmış olabilir. İşte Birnur Hanım da bahsettiği işte OCR, doküman üzerine odaklanmış olabilir. Hatta şimdi imaj processing geliyor. Yüz tanıma, imza tanıma gibi teknolojilere odaklanıyor olabilir. Yani RPA ekibi içinde de farklı roller üremeye başladı. Onu da görmeye başladık. Tamamdır, ona çok teşekkürler. Tüm katılımcılarımıza ve panelistlerimize ben teşekkür ediyorum. Zamanımızı da doldurduk. Hemen bir hatırlatma yapayım. Bu yine webinarımızın kaydı da yakın zamanda YouTube kanalımızda olacak. Ben tekrar teşekkür ediyorum herkese. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Sağ olun.